Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT-AYT Matematik Soru Bankası'nın 105 numaralı testlerinin çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzu çözebilmek için birkaç bilgi hatırlamamız gerekiyor. Çarpanlara ayırma tekniklerinde öğrendiğimiz x artı 1 bölü x'in karesi alınca ortaya çıkacak sonuç x'in karesi artı 2 artı 1 bölü x kare şeklindedir. Dolayısıyla x artı 1 bölü x'in yerine 5 yazdığımızda 5'in ikinci kuvveti eşittir x'in karesi artı 2 artı 1 bölü x kare. Buradan düzenleme yaptığımızda x'in karesi artı 1 bölü x karenin yerine 23 yazmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi, x'in küpü artı 1 bölü x küp şeklindeki ifadenin açılımında. Bunu değer hesaplama tekniğinde kullandığımız x artı 1 bölü x'in 3. kuvveti eksi 3 çarpı parantez içinde x artı 1 bölü x sonra çarpı ikilinin çarpı x çarpı 1 bölü x şeklinde olacaktı. X'ler sadeleşince ve buraya da 5 yazınca 5'in 3. kuvveti eksi 3 çarpı 5 yani 15. 125 eksi 15 şeklinde dönüşmüş olur. Bu da 110 sayısına eşittir. Dolayısıyla bizim buradaki fonksiyonumuzda f içinde 5 yazmak istediğimizde sonuç x küp artı 1 bölü x küpten dolayı 110 artı x kare artı 1 bölü x kareden dolayı 23. Bir de son olarak artı 1'imiz var. Dolayısıyla sonuç 134'tür diyebilir hale geliyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci sorumuzu çözerken şu bilgiyi hatırlamamız gerekiyor. Daha önceki testlerimizde bu bilgiyi kullanmıştık. F içinde x artı y eşittir fx artı fy şeklinde bir işlem oluşuyorsa. Yani f'in içinde toplama işlemi f'ler arasında toplama işlemine dönüşüyorsa o zaman fonksiyonumuz doğrusal bir fonksiyon ama şöyle bir doğrusal fonksiyon fx eşittir m çarpı x formatında doğrusal bir fonksiyon olacaktır. Dolayısıyla bize verilecek denklemin m çarpı x formatına uygun olması gerekiyor. Buradaki m sayısı herhangi bir reel sayı olabilir. Tabi sıfırdan farklı olması kaydıyla. O zaman denklemlerimize baktığımızda fx eşittir 2x uygun, fx eşittir x kare ve fx eşittir 2 üzeri x uygun değildir. Bu yüzden cevabımız yalnız 1 olacaktır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda fx eşittir x üzeri 4 eksi 2 çarpı x küp artı 1 şeklinde bir işlem verilmiş. F2 artı f'in tersine 28 sonuçları aranıyor. Hemen f2'yi hesaplayalım. F2 eşittir 2'nin 4. kuvveti eksi 2 çarpı 2'nin 3. kuvveti artı 1 haline gelecek. 2'nin 4. kuvveti 16, 2'nin 3. kuvveti 8 çarpı 2'den eksi 16 artı 1. Dolayısıyla f2'nin sonucunun 1 olduğunu söylemek mümkündür. Benzer şekilde fonksiyonun tersinin 28'deki değeri. F ters fonksiyonda 28 eşittir soru işareti. Biz buna a diyelim. Ters fonksiyondaki içerideki denklem dışarı, dışarıdaki denklem içeri atılırsa f'in içine a yazdığımız zaman sonucun 28 çıkması gerekli. O zaman denklem kısmında x gördüğümüz yere a yazalım. A üzeri 4 eksi 2 çarpı a üzeri 3 artı 1 eşittir 28 olmalıdır. Bir sayısına eşitliğin sol tarafından sağ tarafına gönderecek olursak a üzeri 4 eksi 2 çarpı a üzeri 3 işleminin sonucu 27'dir diyebilir hale geliyoruz. Daha sonra her iki tarafı a küp parantezine alacak olursak a küp çarpı parantez içinde a eksi 2 eşittir 27 sonucuyla karşılaşmış oluruz. Eğer a bir tam sayı olursa ve a gördüğümüz yere 3 yazacak olursak bu işlem 3'ün 3. kuvveti çarpı 3 eksi 2 yani 3'ün 3. kuvveti 27 çarpı 3 eksi 2'den 1 sonuç 27 olacaktır diyebiliriz. O zaman burada a sayısının değeri 3'tür. Yani f2'nin değeri 1 çıkar iken f'in tersinde 28'in değeri 3 çıkacaktır. 1 art üstten de cevabımıza 4 diyebiliriz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü soruda f içinde x eksi 1 eşittir x kare eksi 2x artı 4 şeklinde verilmiş. Buna göre f'in tersinde 7 ifadesinin pozitif değeri kaçtır? Şimdi biz ilk önce şu denklemde ufak bir düzenleme yapalım. F içinde x eksi 1 eşittir. Dışarıda x'in karesi eksi 2x
4 sayısında artı 1 artı 3 şeklinde ayarlayacak olursak. O halde f içinde x eksi 1 eşittir dışarıda x eksi 1'in karesi artı 3 şeklinde bir sonuca sahip olacaktır. Bir denkleme sahip olacaktır. Dolayısıyla biz x gördüğümüz yere x eksi 1 gördüğümüz yere a yazalım. O zaman f içinde a eşittir a'nın karesi artı 3'tür diyebiliriz. Ters fonksiyon alma işlemi yaptığımızda a'nın karesi artı 3 içeriye a dışarıya çıkacak. Yani f'in tersinde a'nın karesi artı 3 eşittir a şeklinde bir işlem yapılabilir. Dolayısıyla a'nın karesi artı 3 7 sonucunu verdiğinde o zaman a'nın karesi eşittir artı 4 olacaktır. Dolayısıyla a eşittir 2 olur diyebiliriz. O halde fonksiyonumuz pozitif değer istediği için eksi 2 değerini almıyoruz. F'nin tersinde a gördüğüm yere 2 yazdığımda içerisi 7, dışarısı 2 olacaktır. Sonuç 2'dir diyebiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir detay vardır. Fonksiyonun denklemini düzenlediğimiz zaman fx eşittir x'in karesi artı 3 şeklinde bir işlem var. Ve bu işlem ters fonksiyona dönüştürülmeli diyor. Oysa bu fonksiyonumuz birebir ve örten değildir. Bu yüzden normalde tersi yoktur. Yani soruda ufak bir teknik hata var. Uygun sayı aralığında diye bir ifade kullanılırsa bu problem aslında giderilmiş olur. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Beşinci sorumuzdaki işlemimiz şöyle verilmiş. Normalde grafik varken, doğrusal bir grafik varsa özellikle x bölü x ekseninin kesim noktası, yani x bölü 2 artı y bölü y ekseninin kesim noktası 4 eşittir 1 şeklinde bir denklem oluşturulur. Yalnız buradaki y ifadesi f içinde x eksi 1 şeklinde verilmiş. O zaman biz x bölü 2 artı f içinde x eksi 1 bölü 4 eşittir 1 şeklinde bir denklem sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Eşitliğin her tarafını 4 sayısı ile çarpalım. 4 ile çarptığımızda 4x bölü 2'den 2x artı pay kısmındaki 4 sadeleşecek f içinde x eksi 1 eşittir 4 çarpı 1'den 4 olur. 2x'i eşitliğin sağ tarafına gönderdiğimizde f içinde x eksi 1 eşittir 4 eksi 2x haline gelecektir. Daha sonra ters fonksiyon alma işlemi uygulamadan önce şunu yapalım. F'in içini x'e çevirelim. Yani bütün x'lerin yerine x artı 1'ler yazalım. O zaman fonksiyonun içi x eşittir. Dışarıdaki işlemimiz 4 eksi 2 çarpı x artı 1 şeklinde dönüşecek. Yani f içinde x eşittir 4 eksi 2x eksi 2 düzeltilmiş haline alacak olursak fx eşittir eksi 2x artı 2 olur. Ters fonksiyonu aldığımızda f üssü eksi 1 x eşittir eksi 2 paydaya düşecek. Eksi 2 aradaki işlem değişecek. X eksi 2 haline gelecektir. Burada biz f'in tersinde x yerine x artı 2 yazmak istiyoruz. Hemen x gördüğümüz yere x artı 2 yazalım. Ancak bunu ters fonksiyon işleminde yapacağız. Bu yüzden f'in tersinde x gördüğümüz yere x artı 2 yazıyoruz. Bu da eşittir x artı 2 eksi 2 bölü eksi 2. Düzeltilmiş hali artı 2 eksi 2 yok edecek. X bölü eksi 2 yani eksi x bölü 2'dir diyebiliriz. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Fx eşittir 4. Ne zaman? X tam sayı olduğunda. X artı 2 bölü 7 x tam sayı olmadığında. Şimdi bize verilen işlem f bileşke fa, yani bunu f içinde fa şeklinde düşünebiliriz. Bunun da sonucu 6'dır. Yani sonuç 4 olsaydı içerideki sayının bir tam sayı olduğunu söyleyebilirdik. Ancak sonuç 6 değil. O halde sonuç 6 değilse şunu söylememiz gerekiyor. İçerideki ifade x iken x'in 2 bölü 7 fazlası. Şu anda içerideki ifademiz fa. O halde bu işlemin sonucu f içinde a artı 2 bölü 7 şeklinde olacaktır. Bu da 6 sayısına eşit. O halde 2 bölü 7'yi eşitliğin öbür tarafına atıp çıkardığımızda f içinde a eşittir 6 eksi 2 bölü 7, 7 çarpı 6 42, 42 eksi 2'den 40. O zaman f içinde a eşittir 40 bölü 7 şeklinde bir sonuç verecektir. F fonksiyonunun sonucu 4 çıksaydı a'nın bir tam sayı olduğundan bahsedebilecektik. Ancak sonuç 4 çıkmıyor, 40 bölü 7 çıkıyor. O zaman içerideki a sayısının a'nın 2 bölü
7 fazlasıdır diyebiliriz. O da 40 bölü 7 sayısına eşit. 2 bölü 7 eşitliğini sağlayıp çıkardığımızda A sayısının değerinin 38 bölü 7 olduğunu görebiliriz. 7. sorumuz. F fonksiyonu fark 5 bölü 2 tanım kümesinden reel sayılar fark 1 bölü 2'ye tanımlanmıştır ve fx fonksiyonu verilmiş. O halde g bileşke fx fonksiyonunun 2x artı 1'e dönüşmesi isteniyor ve g'nin tersinde 7 sayısının ortaya çıkması istenmiş. Hadi biz işlemi şöyle yapalım. G fonksiyonunun tersini aldığımızda g bileşke f'in anlamı aslında g içinde fx demektir. Ve bunun denklemi nedir? 2x artı 1. O halde ters fonksiyon aldığımızda içerideki denklem dışarıya, dışarıdaki denklem içeriye geçtiğinde o halde g'nin tersinde 2x artı 1 eşittir fx'e dönüşmüş olur diyebiliriz. Peki fx'in denklemi neydi? Fx'in denklemi de ax eksi 2 bölü 4x eksi b şeklindedir. G'nin tersinde ne olmasını istiyoruz? 7. O halde burada x gördüğümüz yere 3 yazmak mantıklı olacaktır. G'nin tersinde 2 çarpı 3, 6 artı 1'den 7 eşittir. 3 yazdığımızda 3a eksi 2 bölü 3 yazdığımızda 12 eksi b şeklinde olacaktır. Yani bizim a ve b değerlerine ihtiyacımız var. Peki a ve b değerleri nasıl ortaya çıkacak? Fonksiyonun tanım kümesinden dışarı atılan 5 bölü 2 fonksiyonun düz denklemindeki yani orijinal denklemindeki paydayı 0 yapar. O halde 4 çarpı x gördüğümüz yere 5 bölü 2 sonra eksi b işlemin sonucu 0 olacaktır. 5 çarpı 4 20 bölü 2'den 10, 10 eksi b eşittir 0'dan b sayısının değeri 10'dur diyebiliriz. Benzer şekilde bu fonksiyonun tersini almak istesek o halde f'in tersi x eşittir pay kısmında x'in katsayısı payda kısmında sabitlerin yer ve işaret değiştirecekler. Bx eksi 2 bölü 4x eksi a şeklinde dönüşmüş olacak. Ve ters fonksiyonun paydasını bu sefer buradaki 1 bölü 2 sayısı sıfırlayacak. X gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazacak olursak 4 çarpı 1 bölü 2 eksi a eşittir 0. Yani 2 eksi a eşittir 0. O halde a eşittir 2'dir diyebiliriz. Ve son olarak g'nin tersinde 7 sayısı için bu işlemi yapalım. A gördüğümüz yere 2 yazacağız. 3 çarpı 2'den 6, 6 eksi 2. B gördüğümüz yere 10 yazacağız. 12 eksi 10. Bu da ne oldu? 4 bölü 2 yani 2 sonucunu verir diyebiliriz. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Daha önce çözdüğümüz bir soru tarzının bir değişik versiyonu. Bu da f içinde x çarpı y şeklindeki bir ifade eğer fx çarpı fy şeklinde dönüşüyorsa o zaman fx fonksiyonu bir üstlü sayıdır. Fx eşittir x üzeri n formatındadır. Dolayısıyla bunu da şöyle ifade etmemiz gerekecek. O halde f içinde şöyle yazalım x çarpı y eşittir. X gördüğümüz yere xy yazıyoruz. X çarpı y üzeri n bu da neye dönüşmüş olur? X üzeri n çarpı y üzeri n. O zaman bu da f içinde x çarpı şurada f içinde y şeklinde dönüşmüş oluyor diyebiliriz. Peki bize verilen ifade nedir? F içinde 3 varken sonuç 27. F içinde 3 eşittir 3 üzeri n. Dolayısıyla bu da 27 sayısına eşitmiş. Demek ki n sayısının değeri 3'tür diyebiliyoruz. Yani bizim fonksiyonumuz fx eşittir x küp şeklinde. Buna göre f2 kaçtır? Yani f2'yi hesaplayalım. F2 eşittir 2 üzeri 3. Dolayısıyla 8'dir diyebiliriz. 9. sorumuz. Fx eşittir 3x eksi 5 şeklinde verilmiş. Gx fonksiyonu 2002 çarpı x üzeri 1001 şeklinde veriliyor. Buna göre f içinde g, g'nin tersi içinde 200. Bunu bileşke fonksiyon mantığıyla f bileşke g bileşke g'nin tersi ve x yazmamız gereken yere 200 yazıp hesaplamaya çalışacağız. Burada bir fonksiyon eğer tersiyle bileşke işlemine alınır ise soldan sağa sağdan sola hiç fark etmez. Bunlar birbirini nötrleyerek birim fonksiyona dönüşürler. Yani f bileşke birim fonksiyona dönüşmüş olur. Birim fonksiyon hangi fonksiyonla işleme giriyor olursa olsun o fonksiyonu değiştirmez. Yani işlemimiz direkt f200'e bağlanmış olacak.
Denklemimiz 3x eksi 5 şeklindeydi. 3 çarpı 200 eksi 5. 600 eksi 5'ten 595'tir diyebiliriz. 10. soru yine bir doğrusal fonksiyon. Bu doğrusal fonksiyonlarda x bölü x ekseninin kesim noktası eksi 4 artı y bölü y ekseninin kesim noktası 4. O da toplamda 1 sonucunu verecektir. Biz fonksiyonlarımızı y eşittir fx şeklinde düşünüyoruz. Ancak burada f içinde x artı 4 ifadesi var. Yani burada y gördüğümüz yere f içinde x artı 4 yazıp düzenleme yapacağız. Eşittir 1. Her tarafı ilk önce 4 ile çarpalım. 4 ile çarpma işlemi yaptığımızda burası x, hatta eksi x artı f içinde x artı 4 eşittir 4 çarpı 1'den 4 sonucuna dönüşür. X'i de eşitliğin öbür tarafına attığımızda f içinde x artı 4 eşittir 4 artı x'e dönüşmüş olur. Yani birim fonksiyon oldu. F içinde 0 oluşmasını istiyoruz. O zaman x gördüğümüz yere 0 yazalım. Daha doğrusu içeriye 0 yazalım. Ve dışarısı da 0 olmak zorunda kalacaktır. 11. sorumuzla devam edelim. A küçüktür eksi 3 olmak üzere fx eşittir parçalı fonksiyon şeklinde 3x artı a, x 0'dan büyük ya da 0'a eşitse bu denklem kullanılacak. 6 eksi x kullanılacak, x 0'dan küçük ise. F bileşke f1 ifadesi verilmiş. O halde biz bu işlemi hesaplarken ilk önce f1'i bulmalıyız. F1, x sayısı 1'den büyük veya eşit olduğu için bu denklem ile hesaplanacak. Yani bu işlemin sonucu 3 çarpı 1'den 3 artı a şeklindedir. Peki, diğer fonksiyonun içinde bunu yazınca f içinde 3 artı a eşittir 8 sonucunu verince buradan iki farklı durum incelemesi yapmamız gerekecek. Birinci durum, a artı 3 sıfırdan büyük ya da eşit ise o halde ilk denklemi kullanacağız. Yani 3 çarpı x yerine a artı 3 sonra artı a eşittir 8'dir deyip a sayısını bulmaya çalışacağız. 3a artı a'dan 4a, 3 çarpı 3'den artı 9 eşittir 8'dir. O zaman 4a eşittir eksi 1, a eşittir eksi 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Dolayısıyla x a gördüğümüz yere eksi 1 bölü 3'ye yazdığımızda bu ifade 0'dan büyük halde gelecektir. Bu doğrudur. Ancak bizim sorumuz giriş kısmında a sayısının eksi 3'ten küçük olduğu ile ilgili bir bilgi vermiş. Eksi 1 bölü 3 sayısı eksi 3'ten daha küçük değildir. Bu yüzden aslında bu işlemi hiç yapmamak gerekiyordu. Yapacağımız işlem a artı 3'ün 0'dan küçük olduğunu düşünerek hareket etmek olacak. Çünkü a sayısının eksi 3'ten küçük olduğu bilgisi zaten sorunun girişine verilmişti. Peki bu işlem için 6 eksi a uygulanacak. Yani 6 eksi x uygulanacak. 6 eksi 3 artı a. O da eşittir 8'dir. Eksiyi dağıttığımızda 6 eksi 3'ten 3, 3 eksi a eşittir 8. O zaman a eşittir eksi 5 sonucunu elde etmiş oluruz. Bu da eksi 3'ten daha küçük olduğu için uygun bir sayıdır deyip işaretleyebiliriz. 12. sorumuzda devam edelim. f1x eşittir x kare, f2x eşittir x küp, f3x eşittir x üzeri 4 şeklinde fn eksi 1 içinde x eşittir x üzeri n formatında verilmiştir. Tabi bunları böyle yan yana yazmak çok belirgin hale getirmiyor bunları. Bileşke fonksiyon işlemini alacağız. Bileşke fonksiyonda durum şu olacak. N solda kim var? X üzeri n. Sonra bileşke bundan bir önceki x üzeri n eksi 1 bileşke şeklinde gidiyor. Ve son olarak f2 neydi? X küp bileşke f1 o da x'in karesi şeklindedir. Bileşke fonksiyon mantığı şudur. Sağ tarafta oluşan işlem sonucu alınıp sol tarafta değişken yerine yazılır. Yani birinci adımda biz bunu x üzeri 2'nin üçüncü katı haline getiririz. Daha sonra burada oluşacak işlem bir sonraki ifadede x'in yerine yazılır. Orada oluşacak işlem x üzeri 2 üzeri 3 üzeri 4 haline gelecek. Bir sonraki adım bir sonraki x'in içine yazılacak. O da x üzeri 3, x üzeri 2, x üzeri 3, x üzeri 4 ve x üzeri 5 şeklinde
bir duruma dönüşecek. Dolayısıyla f'in n eksi birinci kuvvetine kadar bu işlemi tekrar ettiğimiz zaman x üzeri 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 nokta nokta en son x üzeri n'e ulaştığımızda n sayısına kadar çarpım haline gelecek. Bu da n eşittir x üzeri kuvvet kısmı n sayısından 2'ye kadar ardışık doğal sayıların çarpımı, kısaca n faktöriyeldir diyebiliriz. Bir sayısının eksik olması bu işlemi bozmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur denilebilir. 13. sorumuz kolay bir soru. Ters fonksiyon alma işlemiyle ilgili f'in içindeki denklem dışarı, dışarıdaki denklem içeri geçsin. O zaman f'in tersinde 4x artı 1 eşittir dışarıda 2x artı 3 şeklinde olacaktır. İçeriği 9 yapmak için x gördüğümüz yere 2 yazmak yeterlidir. O zaman f'nin tersinde 4 çarpı 2 8 artı 1'den 9 eşittir dışarıda 2 çarpı 2 artı 3. 4 artı 3'ten 7 sonucunu verdiğini söyleyebiliriz. 14. sorumuzda y eşittir fx şeklinde bir tanımlama yapılmış ve f'in tersi x fonksiyonu birebir örten olarak ifade edilmiştir. Biz şöyle bir işlem yapalım. F'nin tersinde x'in sonucuna y diyecek olursak. O zaman ters fonksiyon alma işleminde x dışarı çıktığında f fonksiyonu diğer tarafa f içinde y'ye dönüşmüş olacaktır diyebiliriz. Buradaki işlemi bu mantıkla düzenlemeye çalışacak olursak x'in yerine f y yazalım. O da eşittir kesir çizgisi. F'in tersi x, bunun yerine y. O da 2 çarpı y. Eksi 1 bölü payda kısmı. O da 4 eksi y şeklinde dönüşecektir. Bütün y'leri x'lere çevirecek olursak o da fx eşittir 2x eksi 1 bölü payda kısmını da eksi x artı 4 şeklinde yazacak olursak ters fonksiyon almak daha kolay hale gelecektir. O halde ters fonksiyon alalım buradan. F'in tersi x eşittir 2 ve 4. Hem yer hem işaret değiştirecek. Eksi 4 x eksi 1 bölü eksi x eksi 2'ye dönüşmüş olur. Yani f'in tersinde x eşittir işaret düzenlemesi yaptığımızda 4x artı 1 bölü x artı 2 haline gelecektir. Peki burada 1 ve eksi 1 değerlerini hesaplayalım. F'in tersinde 1 eşittir. X gördüğümüz her yeri 1 yazacak olursak 4 çarpı 1, 4 artı 1'den 5 bölü 1 artı 2'den 3, 5 bölü 3 birinci işlem. F'in tersinde eksi 1 yazmaya çalışacak olursak o zaman da eksi 4 artı 1'den eksi 3 bölü eksi 1 artı 2'den eksi artı 1 haline gelir. Bu da eksi 3 sonucuna eşittir. Yani işlem sonucumuz 5 bölü 3 artı eksi 3'tür. 3 çarpı 3, 9, eksi 9, eksi 9 artı 5. Bu da eksi 4 bölü 3 haline gelmiştir diyebiliriz. 15. sorumuz yine bir parçalı fonksiyon, fx fonksiyonu ve onunla beraber gx fonksiyonu var. F ve g fonksiyonları için 2f artı 3g 2 işlemi yapılmış. Bunların ortak tanım kümesi olduğunu kabul ederek hareket edelim. O zaman işlemimiz ne olacaktır? 2 çarpı f içinde 2 artı 3 çarpı g içinde 3 şeklinde dönüşecektir. G içinde 2 şeklinde dönüşecektir. X'in yerine 2 yazılıyor çünkü. Peki biz f2'yi hesaplayalım. Şuradan f2'yi almaya çalışacak olursak x gördüğümüz yere 2 yazdığımız için bu eşitliği kullanacağız. Bu da neye dönüşecek? 2 çarpı f2'nin sonucu 4 çarpı 2 artı 1 bölü 3 şeklinde. Daha sonra artı 3 çarpı g2'yi hesaplamaya çalıştığımız zaman şu denklemi kullanmamız gerekiyor. O da 2 çarpı 2 artı 1 şeklinde olacaktır. Peki, düzenleme işlemini yapalım. 4 çarpı 2, 8 artı 1'den 9, 9 bölü 3'ten 3, 2 çarpı 3'e dönüşmüş oldu. Artı 2 çarpı 2, 4 artı 1'den 5, bu da 3 çarpı 5, 6 artı 15, toplam 21'dir diyebiliriz. On altıncı sorumuzda hem fx hem de f'in tersi x ifadeleri var. Fx fonksiyonu için f bileşk f1 kaçtır diye soruyor. F'in tersinde x'in sonucuna y diyelim. Acaba ters fonksiyon alma işlemi yapacak olsak bu neye dönüşmüş olur? F içinde y eşittir x'e dönüşmüş olur.
Hemen şöyle başlayalım. Şurası f x. X gördüğümüz yere f y yazacak olursak eşitliğin sol tarafı f içinde f y olur. Sonra eşittir. F x gördüğümüz her yer aynı şekilde f içinde f y haline gelecek. Sonra artı 2 çarpı f'in tersi x de y oluyordu. 2 çarpı y. Sonra artı 3. Daha sonra payda kısmında bu da 4 çarpı f'in tersinde x. Bu da y oluyor zaten. Eksi 2 haline gelmiş olur. Şimdi f bileşke f'in anlamı aslında f içinde f1 demektir. Hadi biz bu işlemi yapalım. X, y gördüğümüz yerlere 1 yazacağız. O zaman f içinde f1 eşittir. F içinde f1. Y gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 2 artı 3'ten 5 artı 5 bölü 1 yazıyoruz. 4 eksi 2'den 2. Bir içler dışlar çarpımı yapalım. 2 tane f içinde f1 eşittir. F içinde f1 artı 5'tir. Bunu alıp bu tarafa attığımızda 2 taneden bir tane çıktı. O zaman f içinde f1 eşittir 5'tir diyebilir hale geliyoruz. Evet arkadaşlar, 105 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.